Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erdivan. Ben Can. Ben Necip. Bugün IQ'muzun kaç olduğuna dair bir test yapacağız arkadaşlar. Necip'inki 0. IQ'suzlar ve IQ'lu. IQ'lu. Evet arkadaşlar, bugün o ne diyor testi çözeceğiz. O ne diyor testine göre hangi yüzün IQ'su daha yüksekmiş onu öğreneceğiz. Ben kendime güveniyorum. Benimki büyük ihtimal 100'ün üzerindedir. Ben 150. Türkiye ortalaması 150 yok. Türkiye ortalaması 100'ün üzeri değil de ben üzerindeyim diyor. Ben Türkiye'den daha zekiyim. Sırayla ilk kim başlamak ister? Malın konuşmasından anladınız zaten. Bana bak. Ben senin ama kuluyum. Ne yapalım? Sağdan bu tarafa gelsin o zaman. Yok, taş atmaz. Yeniden ilk yapar. Tamam. Hadi 1, 2, 3. Taş, kök, makas. Aa, ben yeni ikinizde. Ben en sonuncuyum. O zaman ikimiz de savaşacağız. Lan biz! Savaş, kağıt, makas. Sen yapıyorsun ilk önce. Ama şöyle bir sorun var. Ben Türkçe okumayı bilmiyorum. Okuma yazmam yok. İngilizce okumayı biliyor sadece. %100 çıkınca ne oluyor şimdi? Çok mu zeki? Lan biz! Hadi bakalım Necip, başarılar. Kaç soru var? Kaç soru var? Tamam, boş ver. Birinci soru. Aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Zebze, kuş, şehir, meyve. Bunu sallıyoruz. Ne diyoruz? Cevabı söylemiyoruz. Yanlış çıktı. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 24, 22, 19, 15. Hep bir bir düştüğünü düşünürsek 10. 10. Doğru. Tahminen şurada dört kenarlı kaç tane şekil vardır? Vallahi hiç sayamayacağım. 26-30 arası diyorum. Evet, tabii ki numara. Bir toplantı salonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? 10 tane insan el sıkışıyor birbiriyle. 10 tane insan birbiriyle el sıkışırsa kaç tane insan el sıkışmış olur? 10 tane insan el sıkışmış olmaz. Yok, yanlış. Olabilir. Şıklarda öyle bir şey yok. 10, 9 çarpı 3, 4 artı 3, 5. Buldum. Kütüphane kütüphane kitaplardan kitaplar ise nokta noktalardan oluşur. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonuç çıkarımı nedir? Soyluk, iktidar, imtiyaz. Bunlar ne ya? Ben ilk kez duydum böyle bir şey. Soyluluk, iktidar, imtiyaz. İmtiyaz. Demokrasi değil. Bunu da sallıyorum. Seride sıradaki sayı nedir? 3, 5, 8, 13, 21 diye. 3, 5, 2 arttı, 8, 3 arttı. Hep tek sayı olduğuna göre 34 değil, 31. Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisi diğerinden farklıdır? Öyle bir şey yok ki. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar diye. Bunlar böyle katlansa, bunlar yanı olsa yanlarda 2-1 olacak. Bu değil. Şu en üstte olur. Artı olur. Artı. O benim yaptığım şıklarda yok ki. Adım farklı bir şey çıktı. Şu şeyi olsa karşısında. Allah Allah. Hep yanlış oluyor ya. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Modern bir salak değiliz ya. Hangi sayı buraya ait değildir diye. Niye böyle bir sayı sorular var ki? 32 orada, 17 orada, 322 burada. Oo, vallahi hep yanlış. Aşağıdaki Rubik küplerden hangisi 4. sırada olabilecek niteliktedir. Aa, nasıl sorular bunlar? Vallahi hiçbirimiz bilemezsiniz. Hep sallıyor. Serinin devamındaki sayı nedir? 13, 57, 911. Ne bileyim abi, o kadar. 3112 işte. Vallahi bu da yanlış. Katladığınız zaman hangi şekil oluşur diyor. Bunu böyle katlasak, bunu üstte katlasak, bunu şöyle katlasak. Şu oluşur. Ha, doğru. Tırtıklı alanın yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? Tırtıklı alan. Zorlanıyorsun gibi Necip. Yok ya, çok basit.
Ha vallahi doğru. Kim sana puanını çok merak ediyorum Necim. Bitti. 16 sorudan 8 tanesine doğru cevap verdiniz. Ortalama 85-114 diyor. Siz ortalama bir zekaya sahipsiniz. Ama şunu demek gerekir. IQ her şey demek değildir. Bazılarında duygusal zekası yüksek oluyor. Sizde de öyle olabilir. Öyle teselli ediyor. Salak demiyor, iç el vermedi. Kim bilir, zaten zekanız size yetiyor. Çok bile geliyor. Azı karar çoğu zarar sözü sizi çok net anlatır yani. Yani işte. Ama şey yarıyor. Göreceğiz. Ben gidiyorum. Puan kaçmış? Puan yukarıda yazıyordu. 85 ile 114 arası, evet. Bir puanım var. Genelde sınavlara girdiğim zaman her zaman midem falan bozulur ve ishal olurum. Şu an o durumdayım. Teşekkürler. Bu sefer cırcır olacak. Aşağıdaki harflerden 8 harfle anlamlı bir kelime oluşturduğumuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Bu hiç bilemez. Bunu en sona bırakacağım. Oo, en sona bırakma yok. Ya dur. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 24, 22, 19, 15. 1, 2, 3, 4. Buraya da 5 eksilse 10 gelir diyorum. Tahminen şurada dört kenarda kaç tane şekli vardır? Falan filan derken bunu seçtim. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? 10 kişi 10 kişiyle de el sıkışacaksa cevabım bu olur diye düşündüm. Yemedi. Mantıken bu yanlış. Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise bunlardan oluşur. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu, çıkarımı, analojisi nedir? Abi bu imtiyaz ne demek bu arada? Soyluluk, iktidar. İktidar deyince aklıma demokrasi falan geliyor. Abi o ne ya? Bence Can odadan çıksın, bütün cevaplar oluyor ya. Seride sıradaki sayı nedir? Hadi bu. Dur şimdi hemen bakıyorum. Cevabım anını satayım. Bu. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Doğru mu bildin onu, yanlış mı? Doğru bildim. Bu diyorum. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aa, bir dakika. Bu. Soru yapamıyorum. Cevabı şey yapamıyorum, açıklayamıyorum. Şu an odada cam var çünkü. Kopya çekmesin diye. Aşağıdakiler şekillerde katlandı. Hangi küp ortaya çıkar diyor. Aklın belkini yapma, çok farklı. Abi. Çıkan şey değil yani, farklı bir şey çıkıyor. Mantıklı bir cevap bekleme. Bu IQ testi. Baktım vallahi bunu. Doğru. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Ne alaka? Aa, salak ya, gerizekalı ben. Allah, onu bile yapmış. Ya gerizekalı ben. Salak çıcı. Abi salam bu arada. Düşündüm, bunun reçeli olur, bunun reçeli olur, bunun da reçeli, bunun olmaz diye düşündüm. Ben salam. Hangi sayı buraya ait değil? Ben tabii ki de bu. Aşağıdaki Rubik küplerden hangisi dördüncü sırada olabilecek niteliktedir? Allah kahretsin. Ama çok yaklaşmışım. Anladım mantığını ama. Serinin devamındaki sayı nedir? Abi bununla bunu çarpacağız büyük ihtimal yani. Çarpamam ki onu. Onu da büyük ihtimal yanlış yapacak bence. Mantığını çözdüm. Katladığınız zaman hangi şekil oluşur? Bakayım. Kafamı karıştırdı. Yanlış mı yaptın? Yanlış yok. Tırtıklı alının yerine gelmesi gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir? O soruyu ne hiç anlamadım. Bak soruyu. Abi çok mantıksız bir soru bu arada ya. Hop 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 hop. Abi bir tane bildim. Abi. Bitti lan. Gerçekten. Hani puan, abi puanın nerede? Ha, ben şuna geri döneceğim dedim. Dur, tamam, dön geri dön. Dur, o soruya cevap vermemiştim. Ha, doğru bilecek zaten. Evet. Kelimeyi bulalım. Kelimeyi bulayım. Kafayla kuyuyor ben bunu biraz. Yok, zaten çok bildim. Bir tane bilmişim, ikinciyi. Büyük mühendisliğin soru olduğu için dedim, bir puan ver. Yapamadım.
pencere. Uyy, ortalamanın üstünde çıktı. Bak bak. 115 ila 129 puan arası. 115 ile 129. Kaç soru bilmiş lan? Zekanız 16 sorudan 9 tanesi bilmiş. Bir ben... soruyla geçmişim seni. Evet, bir soru geçmiş, o direkt 115'e çıkmış. Zekanız gayet yerinde ve ortalamanın da bir hayli üstünde olduğunuzu söylemek gerek. Analitik bir zekaya sahipsiniz bir kere. Bilimin her alanında başarılı olabilirsiniz bu yüzden. Hatta yeterli gayret ve planla çalışmayla dünyayı değiştiren insanlardan da olabilirsiniz. Bravo. Ne? Bana bundan sonra 129 IQ diyeceksiniz. Niye? 115 artı 100. 129 diyeceksiniz. Ben zirvede olduğum için zirvedekini seçiyorum. Başlıyoruz. Bakalım IQ'su kimin yüksek? Aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Nalak kek. Şimdi siz bir şeyleri bildiğiniz için ben rahat rahat okuyabiliyorum. Sen kafa seni. Ha gitti, 2 IQ düştü şimdi. Nalak kek. Kek. Çanakkale. Nalak. 3 gün beklesem ben de bulurdum elbet sonucu da bekleme bari. Bu neymiş lan? 15 sene sonra hangi sayı gelmelidir? 25, yani. 24, 22, 19, 15. 24, 25, 25, 25, 25, 25. Şu. Evet. Tahminen şurada 4 kenarlı kaç tane şekil vardır? Düşünüyorum. Sizden IQ'm yüksek olması lazım. Düşünüyorum. Şimdi bunun çerçevesi de varsa bu 1 zaten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Çoktur ya. Para toplasa da şuca bir istedikler dursa. Ayıp, çok zormuş lan. Sayamıyor ki insan. 1, 2, 17. Bu 26-30'dur ya. Çok fazla gidiyor çünkü. İyi. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışılmıştır? Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle. Düşününce mantıken. 10 çarpı 10. 100. Tahminime göre olur inşallah. Şimdi düşünüyorum. 10 kişi diğer 10 kişiyle el sıkıştığı zaman. Aa, 20 lan. Çok saçma bir şey gittim ama. Bu arada 45 ne alaka? 45 kişiyle nasıl olabiliyor? Kütüphane, kitapların, kitaplar ise... Lan sorun direkt aşağı indi. Mal okumayı bilmiyorum. Orada öyle mi? Sayfalardan. Biliyorum. Sahnele karışma bana. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu çıkarımı. Analojisi. Analojisi. O ne nasıl oluyor? Soyluluk, iktidar. Soyluluk ne demek? Soyluluk, iktidar. AK Parti. İmtiyaz. İmtiyaz ne? İmtiyaz. İmtiyaz. Demokrasi. Demokrasi değil. Çünkü ne alaka? Alegorisi. Teknolojisi mi ya? Paris. Sallayacağım bunu ya. Allah Allah. Bu yani benim bulabileceğim bir soru değil. Bildin ha. Seride sıradaki sayı nedir? 3, 5, 8, 13, 21. He. 3, 5, 2. 3, 5, beyinsiz al. 2, 3, 5. Ne yapıyor? Şimdi 3 ile 5 alakası nedir? Serideki sıradaki sayı nedir? 3, 5, 8, 13, 21. 5 olması için 2 sayı koymuş. 5 ile 8 olması için 3 koymuş. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 koymuş. Aaa 5'i 3 koymuş 8. 8, 5, 13. 13, 8 daha 21. 21, 13 daha. 10, 20, 30. 34. 34. Aaaa zeki insan lan. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Kesişmiş, 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 kesişmiş. Bu kare olmuş, bu kare olmuş. Bir dikdörtgen olmuş, bu da elips olmuş. Köşegen, köşegen, köşegen. Dur ya, farklı olan aynı. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aa, 1, 2, 3. He, şekil olarak. Bir dakika. Şu köşeden baz alırsak burada. Burada, burada, burada. Farklı olan hangisi? Hepsinde aynı mantık var. Farklı olan, şekil olarak şurada bir resim farklılığı var, o mu acaba? He, sana. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aa, bu. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar? Ha, hangi desen? Bu böyle olur, böyle olur, böyle olur. Üste çıkar mı? Önemli olan. Bu yüzük. Bu yüzük. Şu. Şu şekil. Nereden seçeceğiz? Heh, bu. Aşağıdakilerden bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? Elma, reçel, portakal, üzüm. Meleçen, üzüm, portakal. Ne diyor? Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda. He, şeydir. Bunlar meyve, sebze, bu da sıvı mı? Öyle düşünürsek. Yani reçel, çilek, üzüm, elma, portakal.
Şekerli, şekerli, şekerli ekşi. Malam be, yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Abi hepsi baby or, reçel mi yapayım? Onu da bir ben doğruyum. Aynen. Öyle hiç düşünmemiştim. Allah mega. Hangi sayı buraya ait değildi? 4, 32, 144. Aa, ne lan? 4, 32, 144. 188, 202. 4 x 32, 144 yapıyor oğlum. 3, 6, 9, 12. 12. Yo yapmaz. Aa, nasıl lan acaba? Şurada 320 kitapon karıştırıyor. Bu ne alaka? Bilmiyorum ki 320 kitapon. Söyleyeyim mi? Heh. Hepsi çift, sadece 17 tekli sayı. Şerefsiz, niye kameraya bir yandan bakıyorsun da? O da bulamamış tekli, kesin bulamamış. Ben doğru bildim onu. Hadi salladın kesin. Aşağıdakilerden rüyük kitabın hangisi? Dördüncü hadi sırada bu olabilecek nitelikte. Ne olması lazım? He, dördüncü sırada. He, şekle göre pul bir yukarı yan çevirmiş direkt. He, burayı böyle çevirmiş. Böyle. Böyle çevirdiklerini düşünürsen Rubik Cube öyle çözülüyordu. Böyle, böyle geri çeviriyorsun. Bunun bir geri gelmiş hali, bunu aşağı çekince yeşil burada olmaz. Çünkü bu böyle döndüğü zaman bu yeşil burada olur. Ha, bu ya bu. Evet doğru. Serinin devamındaki sayı nedir? 13, 57, 911, 1315, 1719. Katları mı lan bu? Ben de siz kadar hiç düşünmedim. Düşünecektim bana ne kardeşim, ağlama ya. Salladım. Ben de aksın. Katıldığı zaman hangi şekil oluşur? Hadi. Hadi bil. Bu bu ya. Mal. Mal harbi o kız lan. Yerine gelmesi gereken şekil hangisi? Ha? Ne saçma bir şey ya? Değilsin. İnanmadım. Aynen. Hatta 7 tane bilmişim. En az ben bildim. Malsın sen. Ben en başlıyorum kimseyle. Ama beni çok şey yaptırdılar ya. Ben bunu kabul etmiyorum süreden ya. Süreden anlaşılır. Kim daha kaç, çok oku olur bakalım sonunu. IQ'nu. Siz ortalama bir zekaya sahipsiniz. Bunu demek gerekir. IQ her şey değildir. Ha, Necip çıkan aynısı. Aynı şeyi söylüyor. 16 sorudan 7 tanesi. Necip 8 tanesi, sen 9 tanesi. Arada birer soru farklı. Bu arada bilmişiz. Yani söyler misin kameraya? Ben bir malmışım. Yani aralarındaki en zeki benim. Kabul etmiyorum. 126 IQ'lu olan ben. Yanlış çıkladım, baskı altında kaldım. 126 IQ'lu olan ben harikulade bir iş çıkardım. Uykum var, yoksa çözerdim. IQ neyi boşverin. Bu tam bir mal. Ben galiba maymun çizimden gelmişim. Maymundan mı gelmiş? Necip biz kardeş aynı çıktık orada. Sayı var, 85-114. Aynı değil. 85-114, seninki de 85-114. Çükür yere para bulacağım. Niye para mı? Çükür yere para bulacağım. Kartın düşük. Kartı düştü. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş olmalıyız. Lider. Bu konuşmayı bilmiyor ya. Ya bir reklamı gitmeyin. Ben de dalga geçmeyin ne olur, bak sinir ediyorsunuz. Ama sonunda şöyle diyor. Bir videonun daha sonuna... Nasıl konuşuyorum ben? Bir videonun daha sonuna gelip... Gerizekalı konuşmayı bilsem IQ'm 85 çıkar mı? Mal çıkmaz, evet. Mal çıktı. Mal. Mal. Ay korktum. Can diyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp yorum atıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki o ne diyor testinde ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bu videodan devamı için bir gibi şaplaklayın. Beğenmeyin. Beğenince götlere kalkıyor. Özür dilerim. Tarafımı verin.